Elazığ'da üzüm ve cevizle hazırlanan coğrafi işaret tescilli orçik yapımına başlandı. Yöreye özgü lezzetiyle yurt içinde 81 ile gönderilen orçik, Almanya, Hollanda ve Amerika'dan da alıcı buluyor. Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından köylerde coğrafi işaret tescilli orçik yapımına başlandı. Köylülerin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orçik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra Harput bölgesinde bulunan beyaz toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Orçik sonbaharda, Eylül'ün sonunda Ekim'de başlar. Kasım'ın 10'una kadar devam eder. Bu çok yoğun bir sezon geçiriyoruz. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Değirmenönü köyünde yaşayan Servet ve Gönül Çakmak çifti de yaklaşık 10 yıldır orçik üreterek satıyor. Bir ay sürecek olan sezonda 3 ton ürün elde etmeyi planladıklarını ifade eden Çakmak çifti, ürünlerinin Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışından Almanya, Hollanda ve Amerika'ya kadar alıcı bulduğunu kaydetti. Orçik önce üzümü toplarız, getiririz. Sıkarız üzüm sıkma makinesinde. Ona tabii ki bir toprak koyuruz önüne, içerisinde şıranın. Şırayı sıktıktan sonra kaynatırız. Toprağı dibde kalır, suyu güzel çıkar şırası. O bir 4-5 saat, 6 saat kalır. İyice dinlendikten sonra bu sefer tekrar kazana doldururuz onu. Kazanda şırayı kaynatırız iyice. O da kaynadıktan sonra bu sefer şırayı soğumaya alırız. Bir kısım şırayı. Soğuttuktan sonra unla onu buluşturur, karıştırırız iyice. Divinç haline getiririz. Tekrar diğer şıranın içerisine töküp bu şekilde, gördüğünüz şekilde karıştırırız ve bulamaç iyice kaynadıktan sonra, piştikten sonra artık bulamaç hazır. Orçik batırmaya hazır hale gelir. Elazığ'ın tescilli lezzetlerindendir. Ankara, İstanbul, Kayseri, Adana, Diyarbakır. Türkiye'nin çeşitli illerine kargo da yapıyoruz tabii ki. Yurt dışına da gidiyor. Almanya'ya gönderdim, Hollanda'ya gönderdim.